Ahmet İbni İdris, büyük veli. Bu zata, burada Abdülhamid'in şeyhi Beşiktaş'ta yatıyor, Muhammed Zafir el Medeni. O onun halifesidir. Zaten o ölünce Abdülhamid'i düşürebildiler. O öl sağken hep Abdülhamid'i tuttu. Manevi şeydir. Ben ziyaret ettim bir kere. Muhammed Zafir el Medeni onun halifesidir. Ahmet İbni İdris Hazretleri. Bu zatın e zikirlerini ben nerede yazdım size? Çok faziletli salat selamlar. Kitabın adı ne? çok faziletli salatü selamlar. Orada üç şey geçiyor. Resulullah Efendimizle uyanıkken görüştüm diyor. İstima Suri uyanıkken yani 1200 1100 sene sonra yan yana böyle görüştüm. Sallallahu aleyhi ve sellem Hızır aleyhisselam yanındaydı. Hızır aleyhisselama dedi ki sen buna öyle bir zikir öğret ki kimseye bundan evvel öğretilmiş olmasa. Hızır aleyhisselam da bana telkin etti. Bu fi kulli ve nefesin zikri. Bir de istiğfarı kebir. İstihbar-ı kebir yani büyük isti, büyük istiğfarların en büyüğü. Bir de ne var? Salatı Salat azimiye. Salatı azimiye de 10 kere azim geçiyor. Ya Muhammed ya del hulukul azim işte böyle hep sonlara el azimle bitiyor. Bunları öğretti. Dedi ki ey Ahmet hazen aleke. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben bunu senin için saklamıştım. Bu kadar ulema evliya geçti hiçbirini öğretmedim. Bunları sana saklamıştım. Sen de bunu adamlarına öğret. Öncekiler hepsini geçsinler. Çok bir şey. Tarikatın adını, adı ne? Şazeliye tarikatından geliyor. Tarikatı İdrisiye. Babasına nispeten. Yani babası İdris de babası İdrisiye. Bu nar tarikat dersi gibi değil yani. Burada bu zikir de olarak öyle. İstiğfar, salat-ı azimiye, üçü bir arada, sayfalar şimdi aklımda değil. Çok faziletli salatü selamlarda. 12 kere okusa diyor. Şimdi onu inşallah işte yazacağım da şey. Salat-ı azimiyeyi öyle hatırlıyorum. 12 kere okusa he? Onda yazmadı. Yani orada yazıyor onlar da bu faziletini yeni gördüm. Yeni kitaplarda bu faziletini gördüm. Yandım şimdi. Yeni baskıya ilave edeceğim. Dergiye de bu ay koyacağım. Bu salavat orada var. 12 kere okusa diyor ne kadar günahkar olsa olsun hangi ölmüşün ruhuna hediye etse bu salavatın bereketiyle azabı kaldırılır diyor. Ya bu kadar ölmüşlerimiz var. Bunların hepsinin durumu iyi mi acaba yani? Herkes cennette mi? Bir şeyler hediye etmek lazım. Hediye bekliyorlar, imdat diye bağırıyorlar. Ölmüşler de bir şey Allah diyemiyorlar. Bunu yeni gördüm. 12 kere okuyup hediye etse diyor. Yani çok günahkar da olsa diyor, bu Ahmet bin İdris Hazretlerine özel bir şey verilmiş. Bu salavatın bereket. Salavat-ı azimiye. Çok büyük salavat. Sana sakladım ey Ahmet diyor. Bir tanesi göklerden ve yerlerden, dünyadan ve içindekilerden daha büyüktür diyor. Bir tanesi. Onun için hediyeler ulaşıyor. Merak etmeyin. Hediyelerden memnun olanlar da görüyor. Rüyalara giriyor. Ya hediye göndersene diyor. insanlar? ruhlar devam ediyor. Ruhlar alemi ölmüyor ki. Onun için Allah Teala Hazretleri bizlere hali hayatımızda da okumayı, öldükten sonra da bize de böyle okunmayı, ölülerimize de böylece hediye yapmayı nasip eylesin. Amin. Ve hediyelerimizi vasıl eylesin. Amin. Amin. Çok faziletli salat selamlar. Onda üçünü bir bölüm yapmışım. İstiğfar-ı Kebir, Salat-ı Azimiye, bir de Kelime-i Tevhid. İşte ölülere okuyoruz ya biz, bir tanesini ezberlettim size. Her hafta söylete söylete.